ABD Ulusal Arşivleri, Başkan Joe Biden ve eski başkan yardımcısı Mike Pence'in görevden ayrıldıktan sonra gizli belgelere sahip olduğunun ortaya çıkmasının ardından eski ABD başkanları ve başkan yardımcılarından kişisel kayıtlarında herhangi bir gizli belge olup olmadığını yeniden kontrol etmelerini istedi. Ronald Reagan döneminde yürürlüğe giren ve başkan tarafından oluşturulan veya alınan tüm kayıtların ABD hükümetinin mülkiyetinde olduğunu ve yönetimin sonunda Ulusal Arşivler tarafından yönetilmesini öngören başkanlık kayıtları yasası kapsamında yapılan bu çağrıya kimler nasıl yanıt verdi? Şu anda görevde bulunan Başkan Biden'ın gizli belgelere sahip olduğunun ortaya çıkması hakkında Amerikalılar neler düşünüyor? Bu soruları yöneltmek üzere Beyaz Saray'a dönüyoruz. Serdar Cebe karşımızda. Serdar, Washington'da günlerdir ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip gizli belgeler konuşuluyor. Ulusal arşivlerin bu çağrısına gelen tepkileri paylaşır mısın bizimle? Tabii ulusal arşivler Reagan'a kadar olan dönemde görev yapan başkan ve başkan yardımcılarına birer mektup yolladı. Bu mektupta deniliyor ki siz yönetimde bulunduğunuz süre zarfında sorumluluğunuz vardı. Yönetimden ayrıldıktan sonra da bu sorumluluğunuz devam ediyor. Onun için elinizde hangi bilgi belge varsa bunların hepsini bize iletmek zorundasınız diye bir mektup yolladı. Tabii buna hemen cevaplar geldi. Özellikle hem Donald Trump'ın ofisinden çıkan, Mar-a-Lago'dan çıkan belgeler, hem Biden'ın evlerinden çıkan belgeler ve sonrasında Pence'in evinden çıkan belgelerden sonra ulusal arşivler bu işi biraz sıkı tutmuşa benziyor. Şimdi baktığımızda mektupta özellikle ulusal kayıt yasasına uyması gerektiği belirtiliyor bu başkan ve başkan yardımcılarının. İlk cevabı verenlerden birisi aslında eski başkanlardan George Bush oldu. George Bush'un özel kalem müdürü Freddie Ford yaptığı açıklamada çekincenizi anlıyoruz ama bizim elimizde herhangi bir bilgi yoktur diyor CNN'e yaptığı bu açıklamaya. Diğer başkanlar özellikle Clinton, Bush ve Pence'in yine başkan yardımcısı Pence'in yaptığı CNN'e yaptığı açıklamalarda ellerindeki bilgi belgelerin Pence ulusal kayıta yani ulusal arşivlere iade edileceğini ve bir kısmını iade ettiğini belirtmişti. Diğer başkanlar da hem George Bush hem Bill Clinton hem de Obama ellerinde herhangi bilgi ve belge bulunmadığını belirtti. Ulusal arşivin ayırmasını istediği şey şu: sadece gizli belge peşinde değil, onu da buradan söylemekte fayda var. Gizli belge niteliği olarak sınıflandırılmamış bilgi notlarının da ulusal arşive teslim edilmesini istiyor. Mike Pence, Trump'ın başkan yardımcısı, bu konuda elindeki belgeleri teslim ettiğini, gizli belgeleri teslim ettiğini ama bunların haricinde 4 kutuda bilgi notunu ulusal arşive verdiğini belirtiyor. İşte sorulardan birisi buydu. Şimdi bu kadar not, ulusal arşivler bunun peşinden koşuyor. Gizli belge tartışması yaşanıyor. Gizli belge tartışması Amerikan halkı tarafından nasıl görülüyor, nasıl adlandırılıyor, kimler suçlanıyor? Onunla ilgili SSRS'in CNN'le birlikte yaptığı bir o anket var. Bu anketin sonuçları çok çarpıcı. Şöyle bir rakamlardan devam edecek olursak, bir defa sokaktaki 10 Amerikalı'dan 8'i gizli belge konusunda soruşturulması için, özellikle Biden'ın, Başkan Biden'ın soruşturulması için destek veriyor. Bunun soruşturulması gerekir diyor. Cumhuriyetçilerin %88'i buna destek veriyor. Bağımsızların %84'ü, demokratların da %80'i Biden soruşturmalı diyor. Amerika'nın, özellikle Amerikalıların 2/3'ü de belgelerin bulunmasını ciddi bir sorun olarak görüyor. Bunu şöyle kategorize etmişler: hem ciddi bir sorun ya da sadece sorun olarak diye kategorize etmişler ankette. Onun sonucu da şu: mesela demokratların %46'sı çok ciddi bir sorun derken %10'u normal bir sorun olarak görüyor. Cumhuriyetçilerin %56'sı bunu ciddi bir sorun olarak görüyor. %89'u da etik ciddi bir sorun olarak görmüyor. Sadece normal bir sorun olarak görüyor. Şimdi Biden yasa dışı mı davrandı, davranmadı mı? Onunla ilgili de sorular sorulmuş. %37'si özellikle Amerikan vatandaşlarının
%37'si yasa dışı olarak devam ettiğini, görmediğini ve sadece etik hata yaptığını belirtiyor. İşin ilginç tarafı, Donald Trump için de sormuşlar. Demokratlar ve cumhuriyetçiler de dahil, çoğu Amerikan vatandaşlarının çoğu Donald Trump'ın yasa dışı iş yaptığını belirtiyor. Şimdi sorun şu, ulusal arşiv bu kayıtları nasıl saklamalı? Biden hakkında yapılan soruşturmalar doğru mu değil mi? Kafalardaki soru işaretleri bunlar ve Amerika da bunu tartışıyor.